Kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi günler. Asus Zenfone 6 batarya nasıl değişiyor onu sizlerle paylaşacağım. Cihazı sökmek için arka kapaktan başlıyoruz. Arka kapağı sökmek için burada gördüğünüz gibi altta tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla arka kapağı söküyoruz. Yalnız cihaz açıkken cihazı kapatıyoruz. Bilginiz olsun. Arka kapağı söktükten sonra yıldız torna vidala çıvataları söküyoruz. Asus Zenfone 6 batarya nasıl değişiyor onu sizlerle paylaşıyorum. Aklınıza takılan sorunuz varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Civataları söktükten sonra şurada bir aparatla dikkatli bir şekilde arka panele sökünüz. Evet, arka paneli dikkatli bir şekilde söktüm. Şebeke kablosunu çıkarıyoruz. Plastik bir aparatla batarya soketini çıkarıyoruz. Kısa devre yapılması için. SIM kart yatağın filmini soketinde çıkarıyorum. Dokumatik soketi yatağında çıkarıyorum ve anakartın üstüne sıkılı olan 3 tane civata onları da söküyorum. O civatalar ayrı bir yere koymanız gerekir. Diğer civatalar karışmaması için ayrı koymanız gerekir. Bataryasını sökmek için veya değiştirmek için anakartı da sökmeniz gerekiyor. Evet, ekran soketini de açıyorum. Power tuşu filmini de yatağında çıkarıyorum. Dikkatli bir şekilde. Evet, soket kısmında şebeke kablosunu çıkarıyorum. Evet, soketi de kenara koydum. Anakartı da yatağında çıkarıyorum. Dikkatli bir şekilde. Evet, bataryası dikkatli bir şekilde çıkaracağım. Evet, bu daha önce değişmiş veya çıkmış gördüğünüz gibi. Çünkü normalde yapışkan olması gerekiyor. Evet, batarya şu kapağı zaten yapışkanlıdır. Şu yapışkanı açmam gerekiyor. Şu istifini bozmayın. Çünkü gördüğünüz gibi şu SIM kartların yatağı bu sadece film şeklinde değişiyor. Yani bunu buradan kaldırıyoruz. Çünkü altta yapışkan olduğu için yapışkanı bozmayın. Ve şurada koruyucu var. Koruyucu saç gibi gördüğünüz gibi. Evet, bu bataryayla beraber değişmiyor. Bilginiz olsun. Batarya şu altta çıkardık mı
yapışkanı bozulmasın diye çıkarmadım. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, ilk önce anakartı takıyorum. Anakartı takarken altta kablo kalmaması gerekir. Kablolar kaldığı zaman ezilir, bilginiz olsun. Evet, ekran soketleri yerine takıyorum. Power tuşu, filmi de yerine takıyorum. Evet, titreşim kablosunu da yatağına takıyorum. Evet, şu anda batarya yatağına takmaya çalışıyorum. Evet, batarya soketini yerine takıyorum. Ve anakartın üstüne 3 tane cıvata vardı. O cıvataları yerine sıkıyorum. Anakartın yerinde oynamaması için cıvatalarını takıyorum. Evet, şurası boş kalıyor. Burası cıvata sıkılmıyor. Çünkü arka panel üstüne geldiği zaman onun üstüne sıkılıyor. Bilginiz olsun. Evet, şu anda soketini de yerine takıyorum. Soket kapakları çok hassastır. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, şu anda şebeke kablosunu da yerine takıyorum. Şebeke kablosu yatağına oturması gerekir. Çünkü oturmadığı zaman havada kalır ve arka panel onu kısabilir veya zedeleyebilir. Bilginiz olsun. Ve şu anda arka paneli yerine takıyorum. Arka paneli takarken şu power tuşu filmi kısılmaması için dikkat etmeniz gerekir. Evet, yanlış bir hareketiniz cihazınıza zarar verir ve kullanılamaz hale gelebilir. Bilginiz olsun. Evet, şu anda cıvataları arka panele sıkıyorum. Evet, cihazı eğitim amaçlı paylaştığım için cihaza fazla takılmayın. Bilginiz olsun. Evet, aklınıza takılan sorunuz varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz.
Evet, cıvatalar hepsi sıktık. Arka kapağı kapatıyoruz. İlk önce soket kısmını takıyoruz. Takarken dikkatli bir şekilde takmanız gerekir. Çünkü cihazınıza zarar verir, bilginiz olsun. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.